Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler. Arkadaşlar, bir sarımsak sulamamıza daha başladık işte. Bu sene ilk, maşallah bu sene bol yağmurlar yağdığı için normalde 1 Mayıs'ta falan çoktan sulamış oluyorduk sarımsakları. Bu arada su geldi. Oo, ıslandık. 1 Mayıs'ta falan sulamış oluyorduk çoktan arkadaşlar. Bu sene maşallah bol rahmetli bir yıl oldu. Sarımsaklarımızı bugün ayın 28'i Mayıs'ım. Videoma buradan başladım. Bunları hatırlarsınız arkadaşlar. Bunları tek tek elimle diktim. Anamla geldik buraya kuryenle. İşte bak o patatesle bunlar. Dün akşam geldik biz buraya Faruk'la. Dün akşam geldik ama su gelmedi. Su gelmediği için de teşkilatı kurduk. Gittik. Dur şu kameramızı ıslandı. Bir kere kontrol edeyim de bulanık çıkmasın. Bugün belki arkadaşlar videomuz bulanık çıkabilir. Islanıyoruz çünkü. Bu şekilde yağmur suyu hariç normal suyla da sulamayınca olmuyor diyele. Çünkü bir de arkadaşlar burada her zaman su bulunmuyor. Normalde şu anda sulamaya gerek yok ama su bulunmadığı için yarın bir gün sıcaklar bastırınca sarımsak da susayacak. O yüzden şey yapamadım. Sulayalım bir gün önce. Tabi normalde önceki senelerde 3-4 saat sulayacakmışız. Şimdi 1 saat çevirip bırakırız. Birazdan göller zaten bak her taraf. Daha 10 dakika 15 dakika oldu biz çalıştıralı. Hemen göllemeye başladı. Yağmurlama tabancalarımız ateşler arkadaşlar. Bunlar Konya'nın. Konya'da üretiliyor. Bizim buraların çoğu bundan kullanıyor yani. Sarımsak sulaması için çok iyi. Şimdi çalış olsun. Biz gidelim. Çayımızı içelim artık. Çünkü traktör yukarıda bak. Hiç sesi gelmiyor. Traktörün yanına da gideceğim. Orayı da göstereyim sizlere. Eski atalarımızın, hep büyüklerimizin şu sözü. Çünkü kulak arkası etmeyeceksin arkadaşlar. Mesela derler ki zemheri ayında sürülen çiftte yabani ot olmaz. Gerçekten de öyle yani. Biz de bunu zemheri ayında sürdük. Ve hatta ben buraya 4 traktör hayvan gübresi çektim. Dinlendirilmiş yani. Eğer direkt hayvanların altına atarsan yabani ot çok oluyor. O başıma geldi. Ama bir yere dinlendirilip de şöyle bir sene falan durduğu zaman şey yapıyor. Ufak tefek yulaf otlar var içinde. Onları da artık alacağız. Diyeceğim böyle arkadaşlar. Demek ki atalarımızın sözünü unutmamak lazımmış. Size bu arada ıslanmadan falan kaçabilsem. Hah. Var bakalım ateşler. İşte makineyle diktiğimiz sarımsaklarımız bu halde arkadaşlar. Takipçilerimiz de soruyordu Fatih sarımsaklar ne durumda diye. Temmuz'un ilk haftası arkadaşlar. Veya 15'ini bulur mu? Tam olarak Temmuz'un başında herkes başlar sarımsaklara girmeye. Bizim yöremizin sarımsağı Temmuz ayında çıkıyor. Ve bir yıl boyunca da sapasağlam duruyor. İşte evlerinizde takipçilerimize gönderdiklerimiz, kaymakamlığımızın da kooperatifinin gönderdiği sarımsaklar bunlardan işte arkadaşlar bakın. Bunlar şimdi bu durumda. Hakiki Taşköprü sarımsağı. Şöyle uzaktan da alayım. Biraz hızlı gibi oldu ama ıslanıyoruz ister istemez. Dün akşam da biz gittikten sonra gece yağmur yağdı. Ana buraya kadar mı geliyorsun?
bu sene az ektim arkadaşlar. Geçen sene hatırlarsınız, gündelikçi bulmakta çok zorlandık. Tarlalarda, sıcaklarda bunun en zor yanı o sıcağın altına çıkartması. Tam da Temmuz ayında. O yüzden bu sene fazla ekmedik. Dualarınız için de hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Annelerimizin, ablalarımızın duaları. Onları da unutmuyorum tabii ki. Geliyorum. Çantanın içinde Faruk. Şimdi bir şeyler yapacağız biz de arkadaşlar. Karnımızı doyuralım. Traktörün yanına kadar gideyim. Size orayı da göstereyim. Şu anda kanaldan su geliyor. İnşallah bir de şöyle arkadaşlar, bir dolu falan böyle bir şey olmasa, çok şükür sarımsağımızda bir sıkıntı yok. Maşallah, Sübhanallah diyelim. Şu anda bir sıkıntı yok yani. Olayı bu daha bizim değil. Bir dolu vuruyor arkadaşlar, bunun dallarını kestiği zaman kaybolup gidiyor tarladan. Bir de son bir ay kala çıkartımını, buna bir çil hastalığı oluyor dibinden. Ona da çok dikkat etmek lazım. Çok şükür şey yapmadım. Daha denk gelmedik ama inşallah da gelmeyiz. Evet, sonradan diktiğimiz patatesler de burada. Dün akşam gelmişken böcekleri de temizledim ama yine de halen de hava bak. Aldım bunları, attım hayır, burada. Ha Faruk. Yemek yiyecek bir şey yok ya. Geliyorum. Tamam dur. Faruk, bunlar da çok böcek vardı dün akşam. Topladım hepsini ya. Ne vardı? Böcek patates. Ya 2023 yılı sulama sezonundan merhabalar yavrum. Merhaba dedik ilk. Normalde 1 Mayıs'ta çoktan sulamış oluyorduk. Rahmetli seni çok. Ya hala dün akşam bile yağdı. Tabii canım. Önceki senelerde sulanmış gibi. Önceki senelerde çoktan suladıydık sarımsakları. İkinci suyunu da veriyorduk yani. Soğanlara bassa Faruk, buraya atıverdik bunları sonradan. İşte rahmetli yağan yağmurlarından bitti arkadaşlar. Nasıl anlamadım? Az bir şey. Yağmurlama dönüyor ya. Ya arkadaş, bu böcekle bunun kokusunu mu alır ki? Ne der ki ya? Tatlı işte abi, bunun yaprağı da tatlı. Anam. Evet. Eğer bakmasan bu hava ya Faruk. Bir tek yaprağını koymayalım, hepsini budar yiyelim. Atar. Ne? Budar atar. Hepsini budayal atayalım, ağaç budar gibi aynı. İşte böyle arkadaşlar. Bak burası daha yüksek patatesli. Bazı yulaf otları var içine, tabii ki onları alacağız arkadaşlar. Çok şükür yine yabani otların içine gömülmedik. Öyle bir nerede hal oluyordu ki. Ne? Nerede? Vallahi fark etmez, istediğin yere otu Faruk, geliyorsun. Yani arkadaşlar, daha önceki senelerde yabani otlarından çok uğraştığımız oldu. Aşağısı dönük olsun. Evet, traktörün yanına geldik arkadaşlar. Burası ferk tarlası. Dinlendirmeye almış yani tarla. Burada ekim. Bizim emektar burada. Su buradan geliyor arkadaşlar. İşte bu su şimdi kesildiği zaman bir daha bir günü var yani. Günü gelene kadar su yok buralarda. O yüzden yanı başımızda kuyu da yok. Sulayamıyor. Bak şimdi komşularımız da burada suladılar sarımsaklarını. Bu şekilde. Bugün kimse yok arkadaşlar. Tek başımızayız. Bir kişi vardı aşağıda. Bak ta aşağıda tabanca dönüyor da. Bayağı uzak bize burası. Burası biraz. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi artık aşağı gideceğiz. Her şey tamam.
diyorsun Faruk? O şey etmez ya. Mesafe yakın. Antifriz de çok önemli arkadaşlar. Traktörde antifriz de mesela hararetini yükseltmiyor traktörün. Onda çok faydası var. Neyse, traktörün sesiyle sizleri fazla rahatsız etmeyelim. Yavaş yavaş aşağıya gidelim. Sofrayı hazırlayalım. Normalde dün akşam bu videoyu çekmiş olacaktım. Ama nasip olmayınca olmuyor arkadaşlar. Geldik. Tam biz hortumları falan taşıdık. Yerlerini ayarladık. Su kesildi. Derken dedik en iyisi biz gidelim bunu. Sabah gelelim. İşte. Nasip bugüneymiş. Kuşların sesini duyuyor musun? Anam yine öteberi evden ne bulduysa 60 çantayı. Ben şuraya soframızı açayım. Tabii elinden dikilmiş olsa biraz daha sık oluyor. Daha güzel oluyor elinden. Makineyle arkadaşlar. Tarihini dahi vardır YouTube'da. Çünkü videolarımız günübirlik olduğu için orada tarihinde görülüyor yani. Şubat ayında, Şubat'ın sonuna doğru bu şekilde dikmiş oluyoruz. Bu işte bundan bir ay sonra falan 15-20 gün sonra artık baş çevirmeye başlar. Şu anda bunların başları yoktur yani şey. Yeşillik aynı pırasa gibi büyüyecek, boyuna gidecek. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuz sulanıyor. Yemeğimize de başlayalım. Böyle giderse aşçı olacağız herhalde. Yapa yapa günde günde alışacağız. Elimizi kolumuzu yıkadık, ondan yana sıkıntı yok. Şeyden boynu yarım tıkar, ayakları çıkar sen. Ha, oturayım mı? Otur ya, fark etmez. Oturmuş gibi oluyor ya. Kafamı göre takım iyi. Ya nasip Faruk, dün akşam bak ödemedik. Nasip bu neymiş? Yine hayalinden geldik. Yaparız ederiz, bir saat tutmalarız. Yine nasibinde ne varsa o. Böyle valla. Nasipte nefesi yok abi. Anam, yavaş bak. Azerbaycan'daki tozuk gil gibi olacağız böyle giden. Onunla adam koca kuzuyu bu. Doğru ye ya o. Ya bazıları böyle ateşin içine atıyor. Ana.
bıçak bunu aldın. Şey, domateslerin kabuğunu soy vereyim mi? Ha, takıl kafama böyle. Bu bıçak mı vardı? Mavi saplı nerede? Soyalım mı soymayalım? Ben karışmam. Sen ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ha. Soyarsın oğlum, soysan olur. Benim çakım vardı çantadan mı? Kilit gibi çakı aldım geçen de. Evet, çok güzel. Çok güzel kesiyor. Nerede faydalı bu? Çantada. Vereyim mi? Ben vereyim. Dur. Yağı kaçmadan öldüreceksin değil mi? Evet, evet. Hayır, yapa yapa alıştık Faruk. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Faruk, Salih'in gofresinden de baba. Salih bizden çekecek herhalde. Oğlum birazını bıraktım canım eve. Pazar şeyini çok seviyor ya. Hayır ya, aynı küçük uşak gibi şey. Abur cubur çok seviyor. 3 tane var yeter mi? Yeter, kafamı göre yap ya. Yavruya bassa. Kaç aldın Fatih abi? Bu 200 Faruk bakayım. Şey de var. Bunu da var. Zehir ya. Ama güzel. Çok hoşuma gitti ya. Başına yetiyor. Ha. Yukarıyı sen git gidiyordun. Ha ha. 3 tane biber yeter. Yeter. Onda mı doğru? Ne? Onda mı doğru? Valla ne diyeyim Haruk? Yiyemesek ne yedir? Ne yedirin ya? Elbet bir gelen olur. Şuna bakayım. Biraz bir bakayım. Ha, bıçağı mı? Bıçak kesiyor bak. Ha bak. Zehir ya bıçak. Yavru bu ya. Anam çaydanlık kaynadı la. Valla kaynadı. Oh, küçük tüpü görüyorum, işe yaradı. Ateş yakacaktım yoksa. Bu arada arkadaşlar, zamana bakmalı suyun. Şimdi gölleyince başa şar 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 akar. Bunu hemen yapıp yememiz lazım. Tabii canım. Yeşil soğan da var. Eğer yiyelim derse çıkardırız buradan. Var şu. Dermedi ya. Sen onları bir taraftan at. Onu şey olsun abi, beyaz olsun. Hele. Ha. Tamam. Yağın atacağım şimdi. Biraz şey etsin. Önce bir kere şey. Çay demleyin hemen Faruk. Ha, çay attıydın değil mi? Tamam pardon. Geçen sene neyle oldu ya? Geçen sene neredeydi senin? Geçen sene şey dedim. Haa şeyde. Senin iddia ediyorduk ya. İddia ediyorduk ya şunu yerken. Neyle sulamaydı la ola? Sen diyordun olmaz. Aha. Faruk diye buraya kuracağım. Ben diyorum şuraya kuracağım. Yemlik çay babala. Gelen içer. Gel efendim buyurun. Yukarı geçen olursa durdururuz motorunu. Daha bak sana soda da götürdüm ha. Tamam içelim koy ver. Bunun da küçük uşak gibi aynı. Bana çok bakıyorsun ya. Bana çok bakıyorsun. Ya oğlum sağlığına gelene bakacağım. Faruk. Komiser böyle doğruyor. Kafama göre doğru Faruk. Bizim askerlik olan var böyle.
Kıbrıs'taydın değil mi sen? Ha. Oradan aradın ya beni. Hasan emmi'yi izliyoruz buradan Fatih abi. Rahmetli. Oralardan telefon ettim. Üst baş çamur arkadaşlar, kusura bakmayın. Susuluyoruz canım, boğulacak. Heh, tarla işleri böyle. İnşaattayız biliyorsunuz. Sebahat emmiye dedim, Sebahat emmi sen biliyorsun şu sarımsağı sulayın, bana izin ver. Ne ettin, kalıp tahtalarını ayarladın mı diye Faruk. Ha. Konuştuk. Tamam emmisinin dedi. Sen suyunu sula, ayarlarız dedi. Haydi. Motor mu lan o? Motor mu ya? Sanki bir motor geçiyor gibi yukarıdan. Dur. Ne o? Aha. Geç dayı geç. Dur geliyorum ben hemen. Geldim Faruk. Evet. Motoru geçirdim ya. Uf. Öldüm lan. Şeydi yani, boru patladı diye korkuyorlar. Evet. Su çay şey de kaynar ya. Nasıl olsa demledik. Hadi bismillah. Faruk ağaç kaşık yok. Meze hazır. Şimdi ben diyorum ulan beyazlatacağız burada. Bizim hoca böyle yapıyor. Hocayı da götürdük de bugün yanma abi. Çok biraz dengesiz duruyor Faruk. Birbirine sarmadan. Hava da mı küçük gibi Faruk? O küçülüyor ya şimdi. Zoba taplasına benziyor basa. Oldum. Böyle beyazladıktan sonra çakı be. Ha çakı çok iyi oldu ya, hayvan gıdaya lazım oluyor. Çekmedi bana bunu ya. Şey de ya, Germes'ten aldım İlhan abiden. Devamlı oradan alıyoruz ya. İlhan abi oradan aldım. Çelik gibi ama ağır bir şey. Güzel ya, sağlam. Hayvan kesecek abi benim. Tabi ya abi, hayvana gittiğin zaman zorda kalır. İş yapacak yani. Tekstilde makineciydik. Köye geldik. Çoban olduk, aşçı olduk, çiftçi olduk. Hepsinden olduk. Yeter ki helalinden olsun. Boş. Annemizin kırından olsun. Öyle ya, temizlik de yaparız, hiç fark etmez. Yeter ki helalinden olsun abi. Çalışan adamdan kimseye zarar gelmez. Yiy sen ye. Allah'ın beraber, beraber yiyin lan. Ben daha nerede yiyin ya? Benim yiyeceğim bir şey. Günaycım ıslanmıyor. Hiç gelmiyor. Canım gece saat 2'de geldiniz siz. Ben gördüm. Eyüp'ün santrafici gördüm camdan. Arif bu beyazladı baba. Azal beyazladı. Hele. Ha, ben beyaz oldum. Büyük oldum. Ne diyeyim lan ben bunu? Hocaya yaptırdık yavruya. Yapardı. Sodayı da şeydi. Zehalinin gofretleri. Kinin bir ses falan. Duyuyorum E5 karayolu gibi boğunlar buralar. Kimse yok arkadaşlar. Sürekli motor geçiyor şimdi. Burnun üstünden oradan atladıyoruz. O yüzden gitmek zorunda kalıyorsun yukarı. Şöyle göstereyim. Burası yol yeri olduğu için. Rüzgar dinleyecek abi ben. Rüzgar duruyor gibi yavaş yavaş. Rüzgar durarsa işimiz çok kolay. En fazla bir saat değil mi? He? En fazla bir saat. Canım. Döndüğü zaman buraya yetiyor. Faruk çatalına bakıyorum en yavaş. Kırmızı da şey etsin ha. Hele. Hele. Hoca iyi ediyor. Ana. Aşla şu tadayı ben de şimdi. Ne öyledir ha? Geçen gün dişimi lan zıptan açıvereydim. Neyse bırak. Bu insan aç. Aç. Yo yo olmaz ya. Ben ne öyleteyim?
Çeyse çakmanın mı? Kaç mı karıştır? Al. Elimi geçen gün bir kestim yukarı. Yok böyle bir şey, kurban kesmiş. Ana! Sen ne diyorsun ya? O tamara denk gelmiştim Harun. Ramazan'ı geçen gün hiç komadım, yedim kulaklarını. Allah! Buyurun. Eyvallah. Abi sen dokuzdan mı? Daha dokuzsun başım. Gayrı kat Fatih abi. Hele. Bir şey yedi. 57 su değil mi? Salih babaydı. Ya Salih şimdi abi anamın hayvanını, koyununu hepsi köyde. Mecbur bir yanımız köyde duruyoruz böyle iş alınca. Köyü bırak da gidemiyor musun? Yo ya köyden nereye gidiyorsun? Bir gün Kastamonu'ya gidiyorsun da yarım gün. Hemen geri dönmek zorunda kalıyorsun. Her şey yerde kalıyor değil mi? Her buradaki şey. Buradaki işine ilerim diyor. Yaşı. Eskiden rahmetli babam varken 3 gün gelmesen, 1 ay gelmesen hiç aklımın içi değildim. Niye Hasan emmi yürü diyordun? Yani. Ya koy de şey tutsa. Aman Faruk yok mu elimde? Yanlık koydun şeyde. Hayır. Rahmetli yumurcak dedeyle geldik buraya. Bir sokaktan. Yakup ızgara diyor o da. Ha oğlum hadi ya bakayım. Allah Allah. Aralığın birinde arpayı ekeceğiniz derdi. Aralığın birinde. Bakalım aralığın birinde ektim yine. Öte yanda Karacaoğlu'nun arpa çok güzel. Eski adamların. Ya ya. Şey yaptıklarını. Abi bak. Zemheri de süreceğin çifti derlerdi. Biz burayı zemheri de sürdü Yakup. Bak yabani ot yok görüyor musun içinde? Mesela şimdi biz bunu kazmadık. Bir adam boy oldu lan ot içinde bunu. Hiç kazmadınız değil mi bunu? Yok ki ya. Ne kazması? Ne haberi güldün mü? Kazılmış olsa daha farklı oldu da. Bir de şey incotuyor. Aynen. Abi tarlaya kendi ekeceğim ben bilmem. Allah Allah. Ana. Araştırdım ya. Tarlaya kendi ektiğin tarlada bir tek yabani ot olmazmış Faruk. Be. Vallahi etsen ya. Araştırıyorum sürekli. Eski adamla bizim ovalar hani kendi ektiğimiz için hiç yabani ot olmazmış. O yüzden yabani otla basmış her tarafı. Kırlara bile kendi ekiyormuş millet ya. O kadar faydalı. Değil mi? Tabii. Suva. Su mu? Ya. Baba götüreyim. Yok şey kanaldı motoru. Atiye ya kanal bir adam bu yakıyor. Kameramaya bakayım şimdi için. Eskiler arkadaşlar o yabani otların olmaması kendirdenmiş. O kadar faydalıymış toprağa. Bak ziraat netti. Yeniden kendi ektiriyor şimdi Faruk. Ektiriyor da belki şey yok herhalde değil mi? Şimdi zaman zaman. Arkasında duran yok. Hani yani zaman zaman ekiyle biraz ekmişle bu sene gire. Toprağı benim o... için üstü pazara mı gittin bunu mu aldın? Ya olsun Faruk. Zirai ilaçla öldürüyor toprağı ya. Canını alıyor toprağı. Nefret ediyorsun zehir o ilaçla. Zehir abi ya. Zehir ya. At 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 ne yapıyor? Topraktaki o şeyle de ölüyor. Organik maddeler. Tabii o madde şeyle de ölüyor yani o bitkiyi besleyecek yani. Bu hava yine yağar bak. Bir de şey bizim en çok zorlandığımız şey domuz. Ovalarda. Her merakı dün baksa. Ya bizim kırda ne işimiz var ovalara misil eksek Faruk. Ne güzel. Kaç araba misir gülü ovalardan. Ama gel gelelim bir gecede hamur diye de geçiyor hepsini. Eziye geçiyor. Ne dersen de abi. Oldu mu Fatih abi? Büyüklerin sözünden çıkmayacaksın. Oldu mu? Vallahi bilmiyorum Faruk. Buradan oldu gibi görünüyor. Oradan ne öyledi bilmiyorum. Hani Evliya Çelebi Erzurum'a gitmişti. Oraya şey yaz geldi mi demişler Faruk. Sen böyle katalım mı? Katalım. Yaz geldi mi Erzurum'a demişler. Yılın 12 ayı ben oradaydım. Ben geldikten sonra geldiyse bilmiyorum demiş. O kadar soğumuş Faruk. Kar yağarmış. Ama şimdi iklimle değişti arkadaşlar. Oh. Hele hele. İklimler değişti.
biz nerede yiyeceğiz Fatih abi? Neyle? Bunu biz ne zaman yiyeceğiz? Nasıl yani? Tamam, üçte birini de yiyeyim. Kime bağıralım ya? He? Kime bağıralım? Elbet şuradan bir geçen olur ya. Bizim Salih limonlu sodayı çok içer. Adına bakalım. Bak. Limonlu soda, gofret, onun yiyecekleri. Tabii ya, hemen soğan, yeşil biber. Rahmetli babam soğansız bir şey yemezdi. Aslında soğan ayranı yemeyiz. Yo, ebediyen şey derdi içine. Bizim İsmail mesela ebedi soğan yemez. Ağız etli ekmeği soğansız yemeyiz. Ha, aklı çıkar soğandan. Onun için biz etli ekmek ne yedince sadece ben böyle ayırdı şeyleri. Soğansız, soğanlı öyle yapardı. İsmail'le de çok susuladık. Karacaoğlu'nda Yakup İsmail ben. O da inatçıymış değil mi? Oo, bak şimdi ben diyorum bu tarafa kuralım, İsmail diye bu yağı kuralım. Şeyde, yörük kırında senin suladığın yerde. He. Ondan sonra tamam İsmail dedim, kafama göre yap. Neyse Faruk, gece oldu. Bizim yağmurlamanın bir yerine mi santrifüce bir şey sıkıştı. Kaldık. Su atmıyor. Su atmıyor. Yaptık. Ben ölçük arabanın içinde uyuyacağım dedim, ıslanmışsın hani. Sinirlendin. Ha. Uyuyakalmışsın, İsmail'i de köye bıraktık, Yakup kaldı bir tek. Ebedi uyumaz o. Allah Allah. Ya sabah ezanı okunuyor, uyandım. Yakup hala da tarlanın içinde geziyor. La yeter gayri, gidelim dedim. Sulandıysa sulandı. Kendimden geçtim zaten. Sabaha karşı. Dur dedi, ben iyice sulayacağım. O iyice suladığı yerle var ya, yumruk gibi oldu sarımsakla. Hani suya kandı duydu. Abi, su mu? Su kuşu su. Şeye yakın olsam o taraf bu yana uzak çamur. Kadı Mehmet Emmi'ye telefon ederdim. Geliverdi. Geliverdi. Of. Bu yanda kimse yok baksana. Yukarı gitti milletin. Saate de bakalım da Faruk. Abi bunun yine adı Esrat'tan da dediğin gibi. Baba bak. Hemen hemen de bir saate yanaştı. Tamam. Yeter kayık değil mi? Bu olsun. Ya da durduralım mı? Durduralım bence de. Tamam. Bu yine adı geç kalır. Yaşa. Yedikten sonra mı hazırlarız? Yiyelim. Bir daha çamur olmuş derim. Bir daha yedikten sonra da şey derim. Motoru kapatıp geleyim mi ben? Ben gel. Yok yok gitme gitme. Giderim ben giderim. Çabuk. O zaman çamura girmeyelim. Motoru kapatalım, karnımızı doyuralım. Hayallayalım. Aynen, aynen. Burayı toplayalım. Ayrılık yani şey etti. Zaten abi çamur ya. Aynen. Ben durduruyorum. Tamam. O boruyu da çıkardırayım belki yoldan gelen geçen olursa. Tamam.
Evet arkadaşlar, hemen hemen de yemeğimiz hazır. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yukarıda traktörle gitmeye başladı. Şimdi su yine kesilebilir. Biz hemen şey yapalım. Durduk biraz dinlensin. Soframız da hazır. Kapat Fatih abi, gel. Geldim. Tüpü kapat. Yok, tüpü kapatmayalım da şey edelim. Bir çaydanlığı koyacaksın ya. Şey soracağız baba. Hele. Kaynıyor olsun ha. Tamam. Tamam. Çay demlendi zaten. Oo, oturmuş bile var. Bak yine yağacak. He? Yağar abi. İyi lan Faruk. Bismillahirrahmanirrahim. Çatal tanıştık. 10 numara. Çaydı dökeyim mi? Yarın şimdi sefer temmi gelirse saat ayarlayacağız ona. Taş. Hani afur için. Senin yarın aynısı lan. Metresi de aynı belki de, değil mi? Aynen. Kendisine kapalı erken öldü, bu sene açıkla yapalım. Ha. Geçen akşam Sinop'ta çalıştığım Ömer abi vardı. Hani Ankara, Pıratlı'dan. Erkan düğününe ne geldi de buraya? Muhtar, Ömer abi. Abi telefon çalıyor. Açtım. Ben dedi Polatlı'dan arıyorum dedi. Abi sen Şabanazlı köyünü biliyor musun dedim. Biliyorum dedi. Ömer abi var bizim dedim. Tanıyor musun? Tanıyorsun dedi. Nereden nereye? Ömer abi aradım abi dedim. Böyle böyle. Bakalım Şaziz abiyi biliyor musun dedim. Hemen tanıdı. Onun dedi annesini koyu bura dedi. Böyle bir sohbet. Nerelere ulaştık, nereden nereye mesela. O onların koyu da çok büyüymüş. Allah Allah. Polatlı'nın çok büyük koyuymuş abiler. O devamlı yurt dışına ne gidiyor? Vinç'te çalışıyor. Sinop'ta çalıştık beraber. Muhartanın şeye götürelim, sahileye götürelim. Tamam. Ben şey edeceğim, bir parçasını ayıracağım. Keşke şey etmeyeyim. Hah. Doğru mu yiyelim? Lan dedim şuralardan birisi neye geçer? Beraber yürüyüz. Muharrem abi de gelmedi, baksana bu. Erkan neye gelirler değil mi? Çoğu da gelmez ya. Hele.
Aslında suyu böyle sulayacaksın. Dinlendirip tabii. Bir saatte bitiren tekrar çalıştırıp bunların hepsini almamız lazım. Yağmurumu buraya atar. Burayı toplarız gayrı. Yağmurumları alırız değil mi? Onları alırız ya. Alcıyı da alalım. Ya santraviç yüklemesi var ya ama o şimdi. Öldürüyor beni. Dün tek başıma yükledim. Bir görüvereydin. Sen Kastamonu'daydın ya. Motora da attım. Geri geri geldim. Yağmurun üstüne atana kadar denk gelmiyor Faruk. Ben dün ettim biliyor musun? Tekerin altına pütük koydum. Ha. Motor yüzeye çıkınca kolla da kalktı havaya. Dünkü videomda da Boğaz'da çay demledim. Taştepe'de de birkaç mantar buldum. Dün mü? Dün değil. Birkaç gün önceydi de şey demedim. Dün akşam gördüm işte videoyu neyi çekemedim. Onu attım. Yani mecburen onu attım. Dün akşam internet açtım. Bizim Ufuk'un bir arkadaşı vardı Kastamonu'da. Ramazan'ın sünnet düğününe gittik orada. Beraber oynadık, oturduk, sohbet ettik. Çocuk ölmüş. Allah Allah. Ya bu genç yaşta bu kalp krizleri ne kadar çok aldı ya. Allah etme ya Rabbi. Yani genç yaşta ben anlamıyorum ya. O kadar çok aldı ki kalp krizleri. Abi ben yemiyorum. Ne yemiyorum? Vallahi yemiyorum. Ya olmaz lütfen. Ben ne zaman yiyeyim bunu? Hadi hadi. Haliyi de götürelim ya. Tamam, şurayı koruz tamam. Şurayı yiyelim hadi. Rahmetli dedem ahir zamanda genç ölüleri, ölümleri çok olacak derdi. Adamın dediği hepsi doğru. Çıkıyor yani. Seller, afetler. Ya bir açtım interneti, daha 25-26 yaşlarında çocuk ya. Hadi abi şuna koyuyor. He? Şuna koyuyor. Ha kapak mı değil mi o? Ha. Kapağı da buldum. Faruk iyi vallahi sana. Ha, yemiyor abi. Hı? Yemiyor. Çok güzel olmuş lan. Güzel olmuş da çok oldu ya. Hele dibi bu ya. Ben şu ekmeğimi bitireyim de. Ben video çekiyorum diye çoğu zaman. Yiyen yiyemiyorum bazen. Yalan yok. Aç kalıyorum yok. Heh. Sen de öyle demişsin. Ben şu yağmurumları ayarlayayım. Tamam şurayı toplarım da. Sen topla. Ne var o? Çay kaynadı lan. Tamam sen orayı topluyorsun hadi ben gelirim. Çayın altını kapat. Boşuna kaynamaz. Tamam. Ne edelim? Alın mı? Alın mı diyorsun sen şimdi koyalım? Nereye? Alıyor, sıkıntı olmaz. Biz buraya, şuraya bir sıra kurardık. Üç tabancayı bir sıra daha kurduk mu? Velet Tarih'in abi. Arkadaş, şimdi yağmurlama gelecek buraya. Sofrayı toparlayalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun Faruk. Şimdi ben de yukarı gidiyorum. Traktörü tekrar çalıştıracağız. Hani şimdilik kapağı. Aynen Faruk. Suneyi kesilmeden işimizi halledelim de. Sonra uğraşmayalım bir daha. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sıra geldi sofrayı toplamaya. Şimdi thank you.
Evet arkadaşlar, sofrayı toparladık. Aynı Kemal Sunal'ın filminde sofrayı topladığı da hepsini duruyor diye rahmetli. Bizimki de biraz ona benziyor. Çünkü işimiz acil olacağı için kamera yere düştü. O yüzden şimdi su gelecek. Buraya da çayımızı da bu tarafta içiveriz. Tekrar devam ederiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar, tekrardan çalıştırdık traktörü. Şu anda bakın, yemek yediğimiz yer su altında kaldı burada. Patatesle de sulanıyor. Burası ferk. Ferk tarlası. Böyle aslında normalde toprakla dinlendirilecek arkadaşlar. Bir yıl dinlendirmeyi alıp ikinci sene daha verimli oluyormuş. Hadi bakalım sarımsaklı. Verici Allah artık. Sulaması bizden. Tarlanın eni de kısa olduğu için o yüzden bu tarafa kenar yetiyor. Normalde eni büyük olmuş olsa bayağı bir uğraşmamız lazımdı. Hoca Doğan gidiyor golün yüzünde. O da rızkın arıyor arkadaş işte. Sabah oldu mu? Faruk geliyor. Faruk. Bardakla burada. Yanı başımda, şurada unutmuşum. Çantayı götürdüm de hepsini. Tüpün altını yakaydın. Çay soğumasın baba. Rahmetlik Hilmi'nin alağı vardı burada. Aşağıya götürmüştü onu. Burada arkadaşlar sağ olsun tarla komşumuz. Hemen beni ararlar. Su geldi mi? Oğlu da öyle. Hemen arar beni. Haber verir su geldi diye. Dün de aradılar işte sağ olsunlar. İşte insanoğlu bir varız bir yokuz. Geçen sene burada buğdaydı. Ne? Ha pim mi? Şey. Yağmurlamanın pimlerinden mi? Tamam. Onları alacağını Faruk. Geçen sene bu ağacın dibindeydi Faruk. Ekin... Bir tanesini ben göbümde unutmuşum okul. Ha. Dün onun olması yine kalıyor. İkisi benim. Tamam. Sorun değil ya. Şey de var ha parçayı. Ya her yerde.
şeyle gördüm abi. Sana yok mu bardağın? Benim mi? Ha. Benim bardağım aşağıda götürüyor. Yağmurlamanın vardı. Neden kuru yer kalmıyor? Yok yok, hiç kuru yer yok. Burada rahmetli Hilmi Emmi'yle bir sohbet ettik. Sen neredesin dedi bana. Duvar biçer geldi buraya. Tamam emmi dedim. Hayır, bizimkini de yaptırdık. Hilmi Emmi'nin kardeşi bak. Bak. Sen bilmezsin, İstanbul'da var. Kız kardeşi. Ulan fazla bilmiyorum da var. İstanbul'da var. Gurbette var. Bizim köyüm olsun, karşı köyüm olsun, birçoğu gurbette var. Siz o zaman küçüydünüz. Benim çocukluğumda birçok kişi gitti öyle İstanbul'a. Sen şu bardağı malıyla geleyim. Sen şimdi diyele kimliksin diyele bana. Tabii bilemezdi. Böyle böyle hani, işte Kadir İngin diyor. Ya diyor benim gittiğimde sen diyor hırk için diyor. Tabii bak. O öyle diye. Doğru doğru. Bizim çocukluğumuzda. Daha yeni doğduydun diyele. Hep, daha bir yaşındaydın diyele. Yani birçoğu o zaman bizim çocukluğumuz İstanbul'a gitti. İlkokul köydeydi biz köydeyken. Mesela köyün okulunda bir şey ettik biz. Hadi abi geçmiş olsun. Hemen. Eyvallah, sağ ol Faruk. Faruk geçmiş olsun diye arkadaşlar. Artık bitmese de bir şey kalmadı. Bu oğlanın bir şeylerini bırakalım ben bunları. Tabi tabi. Hallederiz onları. Ateşlerin sesi tam buraya geliyor. En klas tabanca değil mi? Bak sen çık. Ben bilmiyorum. Yeşil gibi. Valla yeşilini bilmiyor Faruk. Bana o zaman bu ateşleri dediler, yağmurlama tabancası için alacaksan ateşleri alacaksın dediler Konya'nın. Onlardan aldık işte. Bunda da güzel yani. Her tarafı şey yapıyor. Konya suluyor. İşte abi güzel. Konya buğday yatağı. Pancar mesela. En çok çiftçilik orada. Konya. Ve orada bile haberlerde Konya'da bile suların azaldığını söylüyordu geçen sene. İnşallah oraya da bize yağan yağmurla onlara da yağmıştı ya. Harran Ovası'na yağsın ki abi Türkiye'nin buğdayını karşılıyor onunla yani. Kolay değil. Dur şu bardağı alayım da geleyim. Yarım saattir çalışıyor. Zaten Faruk bir saat oldu mu? Buraya bak bakalım akıyor mu abi? Gölliye. Uğrarsın buraya. Yavaş yavaş daha biraz daha çiğ etsin. Bunu. Bu niye kamera bu? Tabi tezek bir tarladayız. Çayımızı da içelim şurada. Çay olmuş mu Faruk? Yok olmuş. Hele. Şuraya oturalım ben de. Sen çok açsın. Ya ben açık içeyim Faruk. Sen yine o şeker suyu nasıl demliyorsun öyle? Ben açık içeyim ben şeker suyu. Anam. Ya iki tabanca yetti bak sağa. Şimdi bak. Ben bensiz. Aşağı 3 dak. Ondan sonra yukarı 2 dak. Bitti gitti. Evet. Ya orada şimdi böyle hani orada biraz elini gibi almaz ya. O yağ onunla. Zaten o sabit o artık yani yerin içine dedik ya. Tamam. Instagram'da paylaştıydım. Müziği keser. Müziği keser. Com deyince sesi duydum la. Acaba bizim Instagram neyle koyuyor? 6 kişi yazmış. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun, teşekkür ederim.
şey kalktı. Çayımızı içelim. Arkadaşlar, yavaş yavaş işin sonuna doğru geliyoruz. Tabi bunun bir de bu boruların yağmurlama tabancalarının kurulma aşaması vardı. Bunu akşam kurduk. Santrevci yüklerken ne bileyim bayağı bir uzun video olur da tarladan motor çalışırken açtık. Sofralara gelen taş köprü sarımsağı bu işte arkadaşlar. Sizlerin sofralarını. Tabii geçen sene festival olduydu. Birçok ülkeden gelenler oldu. Turistler böyle taş köprümüze. Ama bu sene tabii ki büyük bir deprem geçirdi Türkiye'miz. O yüzden festival falan yok. Tabii o insanların acısı varken de burada eğlence olmaz arkadaşlar. Belediye başkanımız bu sene iptal etti şeyi. Sarımsak festivali olmayacak. Bakalım ileride durum ne gösterir. Tabi bilemeyiz onu da. Festivalin olması da arkadaşlar işte yurt dışlarına, başka ülkelere tanınması amaçlı. Biliyorsunuz Çin sarımsağı ekiyorlar. Onun uzun ömürlü bir şey değil. Yani ilkbaharda çıkan Çin sarımsağı sonbaharda soluyor. Şimdi pazarlarda vardır, İstanbul'larda, bilmiyorum büyük şehirlerde mutlaka ki vardır. Çok iri oluyor onlar, sapları kalın oluyor. Bizimkilerin o kadar büyüklüğü yok yani, nasıl söyleyeyim. Bunlar da iri oldu da o kadar iri olmuyor yani. Bakıyorum ben başka ülkelerde de o sarımsaklardan. Ama onların ömrü kısa tabii ki. Bayağı bir meşakkatli bir iş bu da. Daha her bölüm belki şey yapmadım ben bunu. Bu sene fazla çekemedim. Hayvana git, koyuna git hesabı. Gelmediğimiz zaman oldu. Video açmadığım zaman oldu buraya. Islandık bu arada. Kameramız da ıslandı. Neyse. Toparlanırken de 3-5 dakikada o zaman alırız. Şimdilik kapalı diyorum arkadaşlar. Ağaçlar da yıkandı bu arada. Çayımızı içerken sizlerle de sohbet etmiş olduk biraz. Yanına yaklaşamıyoruz. Tamam kapattım arkadaşlar. Islandım. Böyle devrini tamamlıyor. Sonra tekrar sil baştan devam ediyor. Ислам, давай! Ууу! Ты где, кем, алмай?
Bırakacağız gayrı. Arkadaşlar artık yolculuk zamanı. Sarımsakları suladık, gördüğünüz gibi. Öteberiler ramon içinde. Verici Allah. Gelmişken kırları da şöyle çekelim. Arpalar, buğdaylar. Erkan kolay gelsin. Görüşürüz kardeşim. Hadi. Köyümüz karşıda, orayı da göstereyim size. Ama bunun işte yakınlaştırıcı olmayınca bunda. Buradan mı gidiyorsun Faruk? Orada açtık su akar, tekrar edeyim. Neyse. Şarjım azalıyor arkadaşlar benim. Bu tarafta ekim de yapmış. Yerden dolayı. Thank you.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.